Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Binance borsasından bir duyuru geldi ve dediler ki Turbo, Neiro ve Baby Doge coin'i listeleyeceğiz şeklinde sevgili dostlar. Bizim de portföyümüzde, elimizde, yatırımlarımızda sık sık Turbo giriyordu, çıkıyordu arkadaşlar. Bilmeyen dostlar için şu Turbo'yu bir anlatalım. Turbo alınır mı, satılır mı, destekleri, dirençleri, hedefleri neler diye şöyle bir bakalım istedik. Öncelikli olarak Telegram grubumuzda şöyle Turbo yazdığımızda daha önce bir sürü Turbo almışız, satmışız sevgili dostlar. Turbo'nun bizim ilk konuşmaya başladığımız dönem ta Lidyalılara, paranın icadına dayanıyor. O yıllarda Turbo alınır demiştik. Hangi yıl? 12 Şubat 2024, paranın icadı. Golden Cross başlıyor. Düşen trend kırıldı demiştik ve Turbo sevgili dostlarım bir ayda %417'lik bir yükseliş yaşatmıştı bize. Ardından bir Golden Cross daha geliyor bu Turbo'da. Gene alınır dediğimizde şöyle baktığımızda bu sefer daha kısa da 25 günde %1500'lük bir yükseliş gelmiş Turbo'ya. Ardından şurada yine bir Golden Cross, gene bir düşen trend kırılımı ve baktığımızda 8 günde yaklaşık bir haftada %100'lük bir yükseliş yaşamışız Turbo'da. İşte bu Turbo sevgili dostlar Binance borsasına geliyor. Biz daha önce Turbo'yu Gate.io borsasında, daha önce MaxC borsasında alımlarımızı yapmıştık. Siz de bu borsalara Binance listelemesinden önce gelip bu coinleri almak istiyorsanız üyelik oluşturmanız gerekiyor. Linkler aşağıda, hem Gate.io hem de MaxC borsası linkimiz var. Peki nedir sevgili dostlar bu Turbo dediğimizde yapay zeka tarafından üretilmiş arkadaşlar. Yapay zeka üretmiş. Hem Solana ağında hem de Ethereum ağında görev yapabilen çok başarılı, sadece ve sadece 69 dolarcık sermaye ile kurulmuş bir meme token arkadaşlar. Sermayesi 69 dolar, nerelerden nerelere gelmiş bir meme token projesinden bahsediyoruz. Bu meme token'ı diğer meme token'lardan ayıran özelliklerden bir tanesi yapay zeka tarafından üretilmiş olması ve maksimum arzının toplam arzına eşit olması. Bütün arz şu an basıldı. Hepsi piyasada sevgili dostlar. Canınızın istediği kadar gidip alabiliyorsunuz. Yarın bir gün token şu kadar daha arz edildi. Şöyle oldu, böyle oldu. Yok arkadaşlar. Üretildi, basıldı. Şu an piyasada kıymetli dostlarım Turbo'nun. Şimdi Turbo'nun teknik tarafına incelemesine geçtiğimizde bakalım ki şöyle Bitcoin'in %2,14 düştüğü, Ethereum'un da %4 düştüğü bir günmüş bugün. Marketteki sıralaması 212. sırada sevgili dostlar. Turbo'nun Binance borsası bugün listeledi. Listelemenin de etkisiyle %17'lik bir yükseliş yaptı. Bu haftalık yükseliş %27, bu aylık yükselişi %20. Yıl başında gelip alanların, hani MaxC borsası olur, Gate.io borsası olur, 1 Ocak 2024'te bizimle beraber alıp unutanlarınsa %1116'lık bir karları var dolar başında, bazında yıl başından beri. Şöyle ayrıntıya indiğimiz zaman sevgili dostlar, piyasa değerinin 296 milyon dolar olduğunu görüyoruz. Bugün %143'lük bir hacim artışı var. Hacim bayağı bir arttı bugünkü o işlemlerden dolayı. 119 milyon dolarlık bir işlem hacmine sahip. İşte şurada da bakın maksimum arzının 69 milyar olduğunun, toplam arzında yine 69 milyar olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Hepsi basılmış ve piyasada. Yakılanlar, stake'ler düşmüş, piyasanın dışında kalmış ve şu an almak istediğimizde piyasada 64 milyar, 64,5 milyarlık bir dolaşımdaki arz olduğunu görüyoruz. Üzerindeki rakam zaten yandı, bitti, kül oldu kıymetli dostlar. Ayrıntılı bilgi için burada zaten TurboToken.io sitesi var. Burada Turbo hakkında gerekli bilgileri alabilirsiniz. Burada zaten amblemi, işte kurbağa şeklinde bir amblemi var. Göstergeler ne söylüyor bize? Bir de o taraftan gidelim.
Göstergeler güçlü almalısınız diyor. Her şey olumlu diyor. Müthiş osilatör, momentum, MACD bize alabilirsiniz diyor. Hareketli ortalamalarda da herhangi bir sıkıntı yok. Yalnız arkadaşlar, hemen şimdi bu videoyu izler izlemez ya da bu videonun başında, sonunda, ortasında turbo alacaksanız bull hareketli ortalama 0.041'den stop koymanızı öneriyor. 0.41'in üzerinde kaldığı müddetçe alabilirsiniz diyor arkadaşlar. 0.41'in altı felaket, üzerinde kaldığı müddetçe bir sorun yok diyor. Şimdi biz teknik tarafa geleceğiz. Bugüne kadar, yani şu videonun bu anına kadarki olan bilgiler gerçek bilgilerdi. Bundan sonraki bilgiler tamamen benim yorumum. Özellikle buradan sonrası yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Turbo konusunda. Şimdi turbonun grafiğini bir açalım kıymetli dostlarım. Şöyle günlük olarak bir açalım. Turbo gelmiş, piyasaya girmiş. Hayırlı uğurlu olsun 7 Mayıs 2023. Ve güzel bir yükseliş yapmış. Bu yükselişe bir destek attığımızda kıymetli dostlar, burayı, şu yükselişteki yaşadığı, şu tepede yaşadığı travmayı turbonun unutmadığını görüyoruz. Artık ne yaşadıysa çocuk o dönemde ve günler sonra, aylar sonra, yıllar sonra aynı bölgeyi destek yaptığını görüyoruz. Bir zamanların tepesi, geçmişin tepesi, şimdinin dibi olmuş. Buralar dip olarak görülüyor. Kaç bölgesi? 309 bölgesi. 309 bölgesi bizim dibimiz olarak görülüyor. 309'un altına düşmez mi? Düşer. Düşebilir, belli olmaz. Piyasa bu, buraya düşer. Ama buraya düşerse, ola ki 309'ların ardına düşerse, arkanıza bakmadan kaçmanızı tavsiye ederiz sevgili dostlar. Çünkü destek kırılmış, baraj yıkılmış, köyümüze su basıyor demektir. Ardınıza bakmadan kaçın. Bir alt destek, 300'lerin bir altındaki destek 150'lerdir. 150'lere kadar çakılır, onu belirtelim. Buradan alınır mı peki? Turbo buradan alınır mı sorusuna cevap arayalım arkadaşlar. Şöyle bir kısa vadede baktığımızda hep daha önceki yükselişlerde ne olmuş? Şuradaki gibi bir düşen trend kırılımı ve peşinden bir golden cross olayı var. Şimdi düşen trendde bir kırılım var mı sevgili dostlar? Tabii ki de yok. Şurası bir tepe. Bu tepeden alıyoruz. Burası da bir tepe arkadaşlar. Çünkü bakın sat sinyalleri gelmiş. Şurada kırmızılar var. Sat sinyali. Burada da bir kırmızı var. Bir sat sinyali var. Bu saatten sonra turbo, Eko Kripto adına, ben adına söyleyeyim, alınmaz. Bir düşen trend var burada. Ne bekliyoruz arkadaşlar? Bu düşen trendin buradan alacağı güçle şuradan bir geri çekilmesini, bir back test yapmasını bekleriz aşağılara doğru kıymetli dostlar. Nereye kadar bir back test? Bunun için de alt desteğimiz burası, yükselişin başladığı yer. Sonra burası ve devam ettirdiğimizde bize yeni alt desteğimizi veriyor. Yeni alt desteğimiz, hayırlı olsun arkadaşlar, şuralar görülüyor. Kaç buralar? 38'ler. Fiyat 45. Buradan turbo alınır mı? Ben almam. Ne zaman alırım? Aşağıya, şuraya gelip 38-39 bölgesine deyip arkadaşlar yukarıya çentik atmasıyla. Şu çentiği yukarıya doğru gördüğümde evet düşen trend kırıldı. Evet backtest geri çekilme de yapıldı. Uçuyoruz, kaçıyoruz, gidiyoruz diyebiliriz. Hedef neresi peki? Bakın 39'a geldiğinde alımlarımızı yaptığımızda şöyle bir baktığımızda sevgili dostlarım dirençlere bakalım. Şöyle ilk direncin 60'lar olduğunu görüyoruz. Bunu silelim. Şunu alalım. Şöyle 65-70 aralığı olduğunu görüyoruz. İkinci direnç bölgemizin 98'ler olduğunu görüyoruz. Ve bekler de sabredersek şöyle bir boğa haberiyle güzel bir yükselişte 1-0 silerek şu an 2-0-45 olan fiyatın 1-0 silerek tek 0 321'lere gitmesini bekleriz boğada.
Bütün sözlerimizi özetlemek gerekirse sevgili dostlar, bu fiyat turbo fiyatı. Turbo Binance borsasına gelmiş, önünü açmış, hayırlı uğurlu olsun. Uzun vade için düşünüyorsanız iyidir, güzeldir. Uzun vade için düşünüyorsanız şu anki fiyat olan 45 iyidir uzun vade için. Ama kısa vade düşünüyorsanız bence 40'a, 39'lara, 40'lara inmesini mutlaka ama mutlaka bekleyiniz. 39, 40'lar daha iyi bir alım yeri olarak görülüyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Yatırım tavsiyesi vermedim kesinlikle. Kendi fikrimi söyledim. Kendi bilgilerimi size aktarmaya çalıştım. Bir teşekkürünüzü alırım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.